Dürer'in Kuzey Almanyalı büyük bir ressam olduğundan bahsetmiştik. Ama Dürer aynı zamanda müthiş bir baskı resimcisiydi. Bu ekranda gördüğümüz Dürer'in baskı resimlerinden bahsetmek için harika bir örnek. Bu bir ağaç baskı ya da zaman zaman ksilografi dendiğini de duyabilirsiniz. 1400'lerin sonu ve 1500'lerin başında popüler olan pek çok farklı baskı resim çeşidi vardı. Ağaç baskı ise o dönemin ilk ve en yaygın baskı tekniğiydi. Bunun birkaç sebebi vardır. Ama belki de en önemlisi ağaç baskının yapılış şekliydi. Bunun gibi bir ağaç baskıya bakarken sayfaya basılan tüm çizgilerin baskı kalıbının yüzeyinde çıkık şekilde bulunduğunu unutmamamız gerekir. Yani resmin basıldığı ahşap kalıbın üstünde örneğin bu bulutun yüzeyden yükselmiş ince bir ahşap parçası şeklinde bulunduğunu hayal edebiliriz. Oymacı bazen Dürer'in kendi beyaz ve boş olan her şeyi oymuştur. Bu bir pula benziyor. Oldukça yoğun iş gücü gerektiriyor. Ama sonunda buna değiyor çünkü bunlardan bir sürü basabiliyorsunuz. Ayrıca bu işten para da kazanabiliyorsunuz. Dürer kazanıyordu. Bu şekilde bakış açınızı yayabiliyorsunuz çünkü bu eserler dağıtılabiliyor. Taşınmaya gayet uygunlar. Yani ilk başta bayağı bir efor harcanıyor. Ancak baskıları yapmaya başladığınızda bir sürü yapabiliyorsunuz. Çünkü ucuzlar. Etrafta rahatça taşınabiliyorlar. Böylelikle isminiz veya fikirleriniz hızla yayılabiliyor. Yaygınlıklarının bir sebebinin de basılı yazıyla birleştirilebilmeleri olduğunu söylememiz gerek. O dönem yazılı baskılar da giderek yayılıyordu. Çünkü aynı bir daktilodaki harfler gibi imgeler de yüzeyden yukarı doğru kabartılıyordu. Bu yüzden aynı baskıda birleştirilip birlikte kullanılabiliyorlardı. Dürer başka malzeme çeşitleriyle de ilgileniyordu. Çünkü bu ağaç baskıların bazılarında oldukça başarılı ışık, gölge ve detaylar yakalanabilse de nihayetinde bu tekniğin de sınırları vardı. Dürer büyük bir usta olsa da bu sınırlamalar onun için de geçerliydi. Temel sorun az önce belirttiğimiz gibi basmak istediğiniz kısmı kesmenizdi. Bu bir temsil çizmek için direkt bir yol değildir. Bir kalemle çizmiyor ya da bir fırçayla boyamıyordunuz kağıdın üzerinde olmasını değil, olmamasını istediğiniz yerleri işaretliyordunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Bu da bazı zorluklar çıkarıyordu. Ayrıca ağaç baskı sanatında ince çizgiler veya keskin detaylar yaratmak çok zordur. Diyelim ki çok ince bir çizgi istiyorsunuz. Örneğin buradaki bulutun kenarları gibi. Bir düşünsenize, bunlar nihayetinde havaya dikilmiş incecik ağaç parçalarıydı ve basım sırasında kırılabiliyorlardı. Dürer, kendisinin istediği detaylar ve tonlama için başka baskı yöntemleri arıyordu. Bu yüzden hayatının ilerleyen dönemlerinde ağaç baskı yerine oyma baskı tekniğinden faydalanmaya başladı. Oyma baskı, ağaç baskı tekniğinden oldukça farklıdır. Temel fark, oyma baskıda yaptığınız hareketlerin kağıt üzerinde görünen çizgileri yaratmasıdır. Çizim gibi. Oyma baskıda metal bir plaka üzerinde çalışılır ucu V şeklinde oymacı kalemi olarak bilinen çok keskin bir araç kullanılır. Bu araç metale bastırılır. Yaptığınız çizimler son derece ince olabilir. Dilediğiniz kadar ince çizgiler yapabilirsiniz. Ekrandaki eserde Dürer'in bu teknik sayesinde detay, dokusal nüans, gölge ve ışık açısından nasıl bir inceliğe ulaştığını görüyoruz. Bu ağaç baskıyla asla mümkün olmazdı. Oyma baskıda çizgiler oyulur. Daha sonra mürekkep çizgiler de dahil olmak üzere bütün bir plaka üzerine dökülür. Plakanın yüzeyi mürekkepten arındırılır ve mürekkep sadece çizgilerde kalır. Devamında plaka baskı makinesine konulur. Makine ağaç baskınınkinden çok daha büyük bir basınç uygular. Bu bir dezavantajdır. Oyma baskının ağaç baskıya kıyasla birkaç dezavantajı vardır. Bunlardan biri şudur: Baskı makinesinin yüksek basıncı ve oyma baskısının belirsiz, narin nokta ve çizgileri sebebiyle aynı kalitede çok fazla baskı elde edemezsiniz. Bu yüzden ağaç baskıya kıyasla daha az oyma baskı yapabilirsiniz. Aynı sebep oyma baskıyı daha pahalı hale getirir. Tabi kullandığınız ham madde yani ağaç yerine metal de daha pahalıdır. Bu arada bu gördüğümüz Dürer'in Sen Jerome Çalışırken isimli eseridir. Dürer'in daha sonraki çalışmalarındandır. 1500'lerin başına aittir. Bir oyma baskıda Kuzey Avrupa resminin ışık ve gölge, doku ve detay hissiyatı gibi özelliklerini elde edebilmiş olması hayranlık uyandırıcıdır. Eserde yalnız bir adam, büyük bir ihtimalle İncil'in çevirisi üzerinde çalışıyor. Jerome bununla tanınıyordu. Bu adanmışlık ve yalnız, dalgın düşünce hissi oldukça kuzeylidir. Burada İtalyan sanatından etkiler olduğunu da belirtelim. Dürer'in tek bakış açısı kullandığı barizdir. 1500'lerin başında Dürer kadar ustaca bir perspektife sahip Kuzey Avrupalı sanatçı pek yoktu. Dürer, İtalya'ya 1480'lerde iki kere gitmişti. Burada belli oluyor.